Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kan Kural'la birlikte NBA'deki yoğun gündemi, son gelişmeleri, James Harden'ın Los Angeles Clippers'ı ama ondan da önce NBA'de patlama yapan oyuncuları konuşacağız. Hoş geldin Kan hoş abi. Hoş bulduk. Güzel bir NBA sınavı Mi? Be. Evet ben hoş geldim. Yokluğumda tekrar sevgili dostum, değerli meslektaşım Emre Kaynağı çok teşekkür ederim. Programı izledikten sonra Erken aldım uçak biletimi ve buraya doğru geldim kar <laughs> abi. Şeyi kaybetmemek için, tahtı kaybetmemek için. Ama ben de hoş bulduk diyorum kendime. Kendi kendime diyorum. Ve patlama yapan oyunculara geçelim istersen senle burada. Şimdi genelde NBA sezonlarının başında herkes şeyi bulmaya çalışır. Geçen seneki Sacramento'nun olduğu gibi. Yani bu senenin patlama yapacak takım kim? Bu senenin patlama yapacak oyuncusu kim? Ve onlar özellikle ilk bir 15 bir aylık gündemi tamamen domine ederler bütün NBA'de. Hatta bazı oyuncular sadece en çok gelişim gösterende değil, MVP sıralamasında bile aday olarak gösterilirler. Öyle bir oyuncu var şu an önümüzde. Aynen ama. Yani Tyrese Max'i, Philadelphia'lılar şaka yapıyor ama yani tabii ki bir tepe MVP adayı diyemem ama ligde bir 10 tane 15 tane en iyi oyuncu sayarsan bu senin başında Tyrese Maxey bunlardan biri. Biz de biraz programın başında Tyrese Max'i özelinde değil sadece Tyrese Maxey gibi bu sezon patlama yapan yeteneklere gireceğiz. Ama bunlarda da bir numara şu an Tyrese Maxey gibi görünüyor. Çok net. Yani e, sezonun daha işte %10'u yeni bitti. Yani daha bir ayı doldurmadık. E, ama ya şimdiden e, bahis sitelerinde falan en çok gelişme kaydedeni oyuncu <laughs> ödülünü cebine koymuş gibi ki bu ödül biliyorsun çok değişken bir ödüldür. Yani oyuncunun yani çok formda olduğu bir 7-8 maçtan sonra düşüşe geçmesi de mümkün. Ya da işte rakiplerin hani bu tip patlama yapan oyunculara karşı çünkü yani yıldızların falan ne yaptığını biliyorsun ama patlama yapan bir oyuncuya karşı rakip savunmalar o kadar konsantre olamayabiliyor ama sezon ilerledikçe çok daha fazla konsantre <laughs> oluyorlar falan filan. O yüzden bu performansların düştüğünü de görüyoruz ama. Ama yani Tyrese Max'in şu yaptığı yani şu çıktığı düzey ve düzenli olarak yaptığı ve takım içindeki kullanımı da çok önemli bence. Burada Nick Nurse'e de pay biçmek lazım. Yani Tyrese bu takımda e, gerçek bir top yönlendirici olmadığı için biraz mecburen Tyrese Max'ye o rolü hı hı. verecekler derken o rolü verdiler ama Tyrese Max'in ...süratini ve asıl fark yarattığı alanı kullanmasına engel olmadan yaptılar bunu. Bir, ikincisi Tyrese Maxey'nin yani modern bir basketbolda e, seviye atlamak için çok önemli olan... Yani, ...üç sayı volümünü arttırdılar. Yani, Tyrese Maxey çok potaya akarak giderek esas fark yaratan bir oyuncuydu ki... ...oralarda her zaman yüksek skorer olduğunu biliyorduk ama çok düşük volümlü bir oyuncuydu. Abi iki katından fazla üç atıyor artık deniyor. Ha bu tabii Harden devreden çıkınca o şutların bir kısmını alması olarak bakabilirsin ama kullandığı atışların oranı yani çok daha fazla üstü atıyor. Yani gönül rahatlığıyla step back güçlük atabiliyor artık. Bu tabi biraz da tavuk yumurtayı yani domino taşı etkisi yaratıyor. Özgüveni arttıkça, ya şutuna güveni arttıkça daha fazla atıyor. Evet. o şut tehdidi arttıkça savunmalar buna penetre, ya daha doğrusu yakın savunmak zorunda kadar şutu engellemek için bu sefer bu potaya gidebilecek daha çok boşluk buluyor. Ama en önemlisi Philadelphia takım halinde Joel Embiid'e rağmen ki Joel Embiid bence bunun antitezi durumunda çok suratlı oynuyor. İşte o zaten en kritik nokta şu anda. Yani Nick Nurse'un bu sezonki en büyük başarısı. Siz geçen hafta Emre de konuşuyordunuz bunu ama şimdi elindeki malzemeyi bilmek ve buna uygun takımı uyarlamak çok önemli. Philadelphia bundan bir buçuk ay önce James Harden takasıyla uğraşan, James Harden'ın Daryl Morey'e yalancı dediği karma karışık bir takımda. Şimdi senin oradaki havayı dağıtman için çok iyi bir sezon, çok iyi bir Joel Embiid sezonu bile yetmeyebilirdi no. sana. Ama Nick Nurse, bu takımı garip bir şekilde, şimdi belki sezon ilerledikçe bu değişir ama bir Joel Embiid takımı olmaktan çıkarıp bir Tyrese Maxey takımına çevirdi. Yani bu takımın oyunu Tyrese Maxey'nin oyununa uygun olarak uyarlandı. Ve Joel Embiid de zaten bir şekilde 30 sayı bulduğu için, zaten bir şekilde 10 düğü aldığı için bazen Joel Embiid yarı sahaya gelmeden bu takım çözüyor maçı. Ya yani <laughs> ona ihtiyaç bile duymuyorlar. Ya switch savunması yapılıyor ya şimdi. Hı -hı. Ve ya switch savunması dediğimizde ya her perde de adam değişmek. Fakat pek çok takım artık e, basketbolda özellikle son 2-3 yılda şeyin önemi çok anlaşıldığı için yani boyalı alanda caydırıcı bir güç ve bir kütle... Yani o kütlenin mobil olması tabii ki makbul ama o kadar yani gobeleri, vembanyamları öyle kolay kolay bulamıyorsun. Yani e, Lopez'leri daha kolay bulabiliyorsun eğer bulursan yani daha mobil olmayan ama içeride bekçilerin nur kişileri bulmak biraz daha kolay. Onlar daha fazla var oyuncu tipi olarak. O yüzden e, bir dört switch yapıyorlar. Yani dört oyuncu switch ediyor, bir oyuncu şey baba o bekçi, o kaleci gibi yani. Abi hücumda bir e, dört kişi şey yapıyorlar. Yani acayip evet. süratli oynuyorlar. Ee, Embiid sabitin de etrafında Bu arada Embiid hala Embiid. Embiid gene müthiş maçlar, müthiş maçlar oynuyor. Fakat diğer dördünün sürati yer değiştirmesi, çabuk karar vermesi, e, topsuz oyunu veya çok basit paslarla sadece pozisyon yani konum değiştirerek oynadığı oyuna Embiid o kadar kalmıyor ama Embiid de sabit. Onu genelde mesela bir pas daha doğrusu verkaç istasyonu gibi. Evet Embiid bu arada en iyi pas sezonunu geçiriyor şu anda. Çünkü komplike bir pas yapmasını istemiyorsun. Evet sen onu elbow'a yani dirseğe çıkarıyorsun ve onun etrafında Tobias Serse, Kelly Oubre'ye Tyrese ediyorsun ki siz koşun abi Embiid sizi yarı sahada görecek. Ve Tyrese Max de James Harden olmak zorunda değil. Kimse çünkü, James Harden kadar komplike pick and roll pası vermek çünkü, zorunda değil. Ama Tyrese ister. perdeyi aldıktan sonra rakip savunmacı üzerine gelmezse potaya gidiyor. Rakip savunmacı da üzerine gelirse Embiid o pası çıkarabiliyor. Bu da zaten yeterli. Hmm. Şu ana kadar sezon 5 itibariyle. Ve e, burada hani ben hani bütün bunlar tabii ki olağanüstü Max'i beni en çok etkileyen yalnız şunu söylemem lazım. Son 3 maç itibariyle Maxi yine 50 attı işte çok çok önemli. Yani. Fakat son 3 maçta e, 94 sayı attı e, şey Max birinde şey atarak e, 50 atarak Eee maç başına 30 sayı atıyor. 22 rebound, 21 de asist var. Maç başına 7 de asist yapıyor. Fakat 21 bir asist yaptı 3 maçta kaç top kaybetti biliyor musun 3 maçta toplamında? 3 abi. Bu işte e, hem yani, koçun oradaki oyun başarısı evet, hem de oyuncunun çok evet. büyük başarısı. Ya tabii ki bütün bunların hepsinde yani sonuçta koç dediğin kişi o oyuncunun en verimli olabileceği tabii. kullanılmasını sağlar ama sonuçta oyuncu bu buraya hazır mı? bunu yapabiliyor mu? Bütün bunları anlarım. Yani skor potansiyelini, üç sayı volümünü arttırmasını, özgüveni arttıkça bunların katlanmasını, pekişmesini vesaire. Ama üç top kaybı bu çok 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 özel bir durum. Bunun çok süreceğini de zannetmiyorum. Yani, onu da söyleyeyim. Bu çok özel bir an. Diğerlerin hep sürdürebilir ama bu kadar topla oynayıp yani bu kadar yüz rate yükselik, bu kadar düşük top kaybı tarihte bir Chris Paul falan var yani. Bir de rakipler sana adapte olacak. Şimdi geçen sene diğerin Fox öyleydi. Bu sene Burton da öyle. Bazen hızınla çarpıyorsun rakipleri ve senin rüzgarından koşamıyorlar. Şimdi Tyrese e alışacak rakipler. Hmm. Buradan bir başka süperstara geçelim. Şimdi Tyrese Max zaten süperstarlar doğru adımını atıyor. Hmm. Anthony Douglas geçen sene o adımı atmıştı. Bu sene o adımı pekiştiren bir adım atıyor. Yani hem öne doğru bir adım attı hem de oyunu derinleştirme yönünde yana doğru bir adım attı. Ve Minnesota gibi şu an ligin en iyi savunmasına sahip olan bir takım da savunmayı düşürmeden bazen savunmayı yükselterek ama esasında ucun potansiyelini bireysel yeteneğiyle tavana vurularak çok özel bir iş yapıyor. Ve iki tarafta da hücumda zaten artık lider olduğunu kabul etmek tabii, lazım tabii. da hem savunmada hem hücumda liderlik edebilip zaman zaman iki yani Kalantoniöz mesela e, son maçta Karl-Antonio çok iyi. Bir, bir önceki maçta çok kötü oynamıştı. Son maçı çok iyi oynadı. E, Golden State etti mi? Golüs. Evet, Maçını çok iyi oynadı. Hani orada daha ikinci planda kalabiliyor. E, Anthony Edwards'ın hala işte seçme sorunları, devamlık sorunları hala var ama geri adım attığı zaman ya yani takımda illa her şeyi atacağım zorunda hissetmediği zaman çok çok daha verimli olduğunu görüyorsun ama hem hücumun hem savunmanın lideri olabilmek yani ligin en iyi dış savunmacılarından biriyken aynı zamanda ligin en patlayıcı skorerlerinden biri olabilmek bu abi inanılmaz bir lüks Eğer takım da bu savunma kurgusunu kurduktan sonra hücumda işte hani bizi kurtar diye oyuncu ihtiyacı hissettiğin zaman Antonio Iviza başvuruyorsun veya bizi savun yani şey Jaden McDaniels ve Rudy Gobert bir savunmayı kurduk ama dışarıda toplu oynayan süper yıldızla boğuşacak birine ihtiyacımız var dediğiniz zaman işte Jason Tatum olur ne bileyim Curry olur. Curry bile boğuşacak da bir oyuncun olduğu zaman ama o çok büyük bir liderlik yani. Jason Tatum maçı neydi öyle? Aya. Yani Ya bire birebir de aldı Jason Tatum'u topunu çaldı gitti ve şimdi Tyrese Maxey'nin bir gülüşü var Philadelphia'ya gelen. Anthony Edwards'ın o iddialı tavrı Minnesota'ya yakıştı abi. Yani Carl Anthony Towns'ın o biraz telaşından, o sinirinden takımı çıkarıp biraz Ayarsız bir özgüven var Anthony Edwards'a evet. da ama yakıştırdı onu kendine. Şey de çok iyi bu e, mimikler işte Tyrese Max'in hani neredeyse bir Joker gibi ya da evet. hani durdurulamayan bir gülümsemesi. Yani o gülümseme yüzünden hiç gitmiyor. Şeyde de... E, Antonyeta da bir boğa gibi yani hafif sinirli hafif de gösteririm ben sana ifadesi hep var yani. Bir Netflix çağının Michael Jordan'ı gibi böyle ifade olarak yani böyle şey gibi zaten Michael Jordan'ın kayıp çocuğu diyorlar ya tip olarak gibi çok benziyor. Yani çok garip bir motivasyon var. Tabii ki çok hata da yapacak ama şu anda Minnesota çok iyi gidiyor ve onun başrollerinden biri. Bir başka meme olacak karakter de Bizim e, oyuncumuz diye söylemiyoruz ama Alperen Şengün ona da biliyorsun Harry Potter diyorlar. <laughs> Hatta Harry Potter Dumbledore. Ay şey ama biliyorsun Halloween'de de Harry Potter kıyafetiyle falan gitti. Evet, çok... güzel yakıştırdı <laughs> kendine de böyle. Ve Alperen Şengün de şu anda NBA hiyerarşisindeki yerini her geçen gün bir üste çıkarıyor. Yani geleceğin en iyi uzunlarından biri potansiyel falan filan derken bir anda ya burada ligin en iyi uzunlarından biri var denmeye başladı. Çünkü Sabonis'e karşı inanılmaz oynadı iki defa ve en son Jokic'e karşı inanılmaz bir performans ortaya koydu. Bir de üstün üstüne altı maç kazandı. Alperen merkezli üstünü siz zaten konuşmuştunuz çok ama hoş. yani istikrar devam ediyor şu anda. Ee, yani merak edenler varsa e, Cuma günkü programı senin olmadığın programda Houston'dan konuştuk ve Alperen'den konuştuk. Şey çok önemli. Alperen'in iyi yapabildiklerini yani yine işte koç oyuncuyu Oyuncuya ne kadar alan bırakacak, hmm. onun iyi yaptığı şeyleri kullanmasına izin verecek mi, oyuncunun zayıf noktalarını takım şeyiyle sinerjisiyle kapatabilecek mi, bu her oyuncu için geçerli. Alper'in en önemli sorunlarından biri işte ayak yani çevik elleri ve oyun bilgisi iyi ama ayak ayak çabukluğu konusunda sorun yaşıyordu. Ve bu da özellikle savunmada problem yaratabilirdi. Bir sezon başlamadan önce Yudoka'nın bu konuda ne kadar tolerans gösterebileceğini çünkü Yudoka o konularda yani en bir numaralı ölümcül günah olduğu için hani Alper'in acaba rolünü küçültebilir mi falan diyorduk. Abi hiç alakası yok. Yani Alper'in Açı, pozisyon bilgisi ve açıkçası hani ayakları yavaşlıyorsun da çok da yavaş değil yani. Hani felç şey gibi ya, bir nurk hiç değil yani. Evet evet direkt gibi dikilmiyor. Aynen Hareket ediyor orada. Ee, doğru açıyı bulursa eğer dışarıdaki savunmacılar, Dylan Brooks'lar, Fred Van Fritler kolay geçilmezse yani ona direkt koşarak gelen birini bırakmazlarsa da gayet kapatabiliyor. Ve birebirde de pozisyon bildiği için ve çevik olduğu için rakibin yaptığı hareketlere aynı gibi reaksiyon veriyor. Hareket şey değil topla e, yer değiştirmesine değil ama yapılan e, tek adım üzerinden yapılan peklere falan çok iyi yanıt verebiliyor. Nitekim yok e karşı o konuda hiç fena iş çıkarmadı. Yani. Zaten yok için evet yok içine istediğini yaptım maç boyunca belki ama Alper'in onu savunduğu bölümlerde zorlandığı dakikaları gördük. Abi yok e, iç maçtan sonra şey demiş Fred Van Fleet. E şaka yapmış orada. Aynen, yani aynen. biz onun tutmasını istedik. Tutmasını 36 21 11 yaptı. Abi yok e, iç maçı %50 isabetle tamamladı. E, 20 26'da ile tamamladı galiba. 26'da 13. Alper'in tuttuğu bölümde 17'de 7 at diyor ki. Yokici gene rebound'unu aldı. Fakat abi şu çok önemli. Yokici birebir tutacaksın diye bir e, oyun planı kurdular. Ve bu planda ya tutma yani tuttu kendi standartlarının bir tık olsa altına çıktı ve zaten bundan daha fazlasını kimse isteyemez. Ve bak, bugün, bu, bugün NBA'de çok az oyuncudan daha fazlasını isteyebilirsin. Maç planı neydi Denver'ın? Alper işte Bazen hala rakip takımlar şey gibi düşünüyor. Takımın en zayıf halkası Alperen. Biz Alperen'in üzerine gideceğiz. Danvers'in Cemal Mörda olmadığı için alanı tamamen boşalttı. Nikola Öküç'ü sürekli alçak posta top indirdi. Alperen çoğu pozisyonda geri adım atmadı. Hata yaptığında nasıl hata yaptı? Fazla topa girmeye çalışırken. Yani ben dur şu yok için bir topunu çalayım derken bir iki tane hata yaptı ama... Bence o bile iyi bir şey. Çünkü İmeyadok Alperen'e şunu söylemiş. Yani sen aktif ol. Sen bekleme. Sen ikili oyunda sürekli ezilen, altta kalan tarafı olma. Sen tamamen dikte et. Şimdi rakibe oyunu dikte etmek çok önemlidir. Ve Houston şu anda Kaan abi tamam bu küçük bir veri elbette. Küçük bir örnek grubu ama savunma reytinginde ligin beşincisi. 108'de ve bak Alperen bütün maçların çoğunda ilk beş oynuyor. Maçların çoğunda sağda. Buna rağmen Houston, Dylan Brooks, Fred VanVleet, Jalen Green, Alperen ve Jabari ekseninde. Şimdi bunların yanına Tarih'i de eklediler. Tate savaşıyor. Gayet iyi savunma yapıyor. Gayet iyi savunma yapıyor. Ve bu takımın savunma geleneği Sıfırdı yani sıfır. Nerelerden geldi transition savunma geleneği mesela? Ya, abi, transition savunma geleneği rakip face breakleri gözleriyle takip etmekten Hı -hı. öte bir şey değildi. Ya, Yudoka'da bunları geliştireceğini biliyorduk ama savunmadaki en büyük sorumluluğun sahibi olan Alperen'in bu sorumluluğu büyük oranda kaldırabiliyor olması savunma da çok fark yarattı iddia etmeyeceğim ben. Yok iç karşı yok iş 17 7, tutma, 7 tutmak bence iyi bir şey ama abi yok için de yani Cemal Mori falan olmadığı zaman diğer bitiricilerin falan rolü ne kadar sorun yaşadıkları falan ortada. Mesela zaten yok içe eşleşmesi de değil. Bütün yani yok içe karşı bile birebir de güvenebiliyorsan sen Alperen'e ve bütün bunların yanı sıra hücumda bir numaralı merkez haline getiriyorsan, o merkez olmayı kaldırabiliyorsa, Jalen Green, abi Jalen Green ile birlikte takımın sayı kralı abi aynı zamanda. Evet. En skorer oyuncusu aynı zamanda. Ki asıl işi bitiricilik de değil. Bak. Ve sevmediğini biliyoruz, hatırlıyorsun bize de söylemişti. Aynen. Yani şey bir oyuncu değil, 30 atayım diye bir oyuncu değil, bize ha. de anlatmıştı o. Aynen öyle. Ve hani geçtiğimiz yılki dağınıklık yüzünden Alperen gerçekten biraz işte Joel şey NBA'di falan ya da Yanis'i eleştirdiğimiz hani gereksiz ya şu topu da atmasına gerek yok dediğimiz atışları kullanıyor. bu sezon onları da iyice azaltmış. Çünkü zaten sevmiyor onları. Abi son derece verimli. Asıl birinci önceliği bitirmek olmadığı halde en iyi en yüksek sayı ortalaması sahip iki oyuncudan biri. Asıl gücü savunma e, kapatmak olmadığı zaman orada da en büyük sorumluluğa sahip. Ve diğer yaptığı şeyler de işte oyunu yönlendirmek, sahayı açmak, e, pozisyon bilgisi, e, oyun akıcılığını devam ettirmek falan gibi konularda da hala en iyisi. Yani bunların yapabileceğini, yapabileceğini tahmin ettiğimiz ya da basketbol kamuoyunu, Amerikanlar, Amerikan Amerikalılar için de söylüyorum. Onun gelişmesini beklediği alanları geliştirdiği ve e, oraları karşıladığı gibi ondan çok da beklenmeyen alanlarda da harika iş yapıyor. Son bir not kan abi şimdi rakipler böyle oyuncuları nasıl savunur genelde? Domantas Sabonis gibi oyuncuları playoff'ta gördük. Mesafe verir, değil mi? Golden State ona mesafe verdi. Dedi ki biz senin pas sen pasör olarak değil, şutör olarak oyna aynısını Alperen'e yapamıyorsun. Çünkü o çok tuhaf görünen, tek ayak üstünden attığı, hmm. hafif böyle yan sanayi Dirk Nowitzki atışları veya böyle yatarak attığı atışlar. şey gülle ya gülle atıyor. Evet onlar bayağı tehlikeli ve şimdi Alperen'e bir metreyi veremiyorsun orada. O yüzden rakip sen yaklaştığın zaman Alperen Alperen pas kanalını açıyor ya da driblingini yapıyor. Uzaklaştığın zaman da şutunu atıyor. Bir de ben ona şey diyorum ya bu geriye eğilerek atışlar. atışlar. Abi geriye çekilerek değil geriye eğilerek atışlar. ya yani o esneklikle hakikaten baş edemiyor kolay kolay. Edemiyorlar. <laughs> Başka bir tuhaf skor Erkan abi şu an sakat ama Cam Thomas da garip bir şekilde yani bir üreticisi olmuyor ya da bitirmekte çok zorlanabilecek bir Brooklyn Nets takımına beyler sakin olun ben bir 25-30 sayı atacağım her geceyi gösterdi şu ana kadar. Vallahi, ee, kalıcı olur mu bu sence bu? Cam Thomas'ın saf bir skorer olduğunu herkes biliyordu ve oyununun diğer alanlarının son derece sınırlı olduğunu ama yani Veriyorsun atıyor potaya. Hı hı. Şimdi bu tip oyuncular çok azaldı yıllar içinde. Yani daha oyuncuların en azından diğer özelliklerinin de yıllar içinde belli yerlere geldiğini görüyorsun. Böyle saf her şeyi potaya fırlatan oyuncular. Genelde de, altıncı adam oluyor böyle oyuncular. Aynen ve onların bile hani biraz daha e, en azından yapıya dahil olmasını bekliyor. Ve bunu da sürdürmek kolay olmuyor. Çünkü bu tek yönlü oyuncularla hiç pas falan filan düşünmeyen oyuncuları savunmak da daha kolay oluyor. Fakat Cam bu diğer özelliklerini çok gelişmese bile saf bir skorer olarak potaya atma konusunda hakikaten ligin en özel 3-4 oyuncusundan biri oldu. Çünkü bunu sürdürmek de zordur. Hatırlayacaksın geçen sene ilk 5 yerlisinden sonra 4 maç üstü 30 atım ondan sonra 12'de 2'li 12'de 3'ler falan filan atmıştı. Ben yine hani sezon başında böyle patlama yaptığı zaman dur bakalım hani biraz bekleyelim diyordum. Şimdi sakatlandı maalesef. Ama sakatlanana kadar da yani gerçekten saf skorer nedir? Saf atıcı nedir? Bunu gösterdi. Yani mesela buna da çok ihtiyaç oluyor. Özellikle Brooklyn gibi tamamlayıcı oyuncusu çok ama ana yıldızı olmayan hmm. bir takım için çok iyi. Mesela bugün abi Golden State'in de çok işine yarardı. Golden State de bir atıcı çok arıyor. Yani Köre dışında birini bulman lazım. Bugün yani. dünya yani NBA'deki yetenek seviyesi o kadar yükseldi ki ortalama oyuncular bile çok ciddi derecede iyi bitirici. O yüzden böyle saf bitirici üst düzey bitiriciyi çok da aramıyor takımlar. Hmm. Çünkü bu bitiricilik işini daha kolektif yapmak, daha fazla noktadan tehdit almak biraz daha verimli oluyor toplamda ve yeterince iyi bitiriciler var. Yani bugün artık e, hakikaten ortalama bir oyuncusu bile çok ciddi bitirici oluyor. Fakat abi belli eşikleri aşarsan Cam Thomas gibi yani düzenli olarak işte 15 topta 30 sayı üretebilen ya da işte 20 topta 30 sayı üretebilen bir oyuncu olursa abi hele ki Brooklyn gibi bir takımda yani tamam Çok olur takımda. Bunun değeri de çok fazla ve Cam Thomas'ın Evet hani NBA'in en iyi oyuncular arasında saymıyorsun ama en iyi skor, en üst düzey skorlar arasında saymak zorundasın. Bir stile ne ilginç değil mi? Yani böyle garip bir sekişi var sahada. Yani böyle eski mahalle futbolcularını da hatırlatıyor Hı. biraz ve her şekilde dengeyi bulabiliyor bir şekilde. Yani böyle yoyo gidiyor ve oradan sonra dengesini bulabiliyor. Garip bir stili var. Futbolda da artık kalmadı ya böyle şey çakılı center gibi. Hani böyle, ee, böyle eski Mario, tip bir oyuncu hani abi. Yani. Tanju Çolaklar Mario Jardel öyle. Tamam öyle abi. Tak, Baba, diye atıp, tak diye bitirir. Tak diye bitirir. Aynen Mario Cerder hmm. gibi bitirir orada. Ee, kısaca geçelim bunları Kanaba abi ama senin evlat potansiyelli oyuncularından biri Shaden Sharp da Portland yerarşisinde kendine çok güzel bir yer buldu. Çünkü Scoot Anderson kötü başladı. Anthony Simon sakatlandı. Shaden Sharp da orada ben bu adımı adır, atarım dedi. Valla Shaden Sharp da Sharp bir patlama yapmadı yani bu oyuncular gibi değil. Ama şey bence önemli onun altını çizmek lazım. Shaden Sharp tüm NBA'deki en büyük atlet olabilir abi. Yani, yani bir sıralama yapsan ilk üçtedir ben ki bir numaradır. O kadar büyük bir atlet ve hayatı boyunca bu atletizmden o kadar beslenmiş ki e, tamamen atletik şeyler yapıyor gibi. Hı -hı. Abi bu sene şey şeyi görmeye başladı. Yani bir orta mesafe oyunu var mesela. Artı biraz sabretmeyi de öğrenmiş. Yani direkt abi potayı gördüm ben potaya kadar uçarım deyip hani 5 pozisyonun 3'ünü smaç yapıp ikisini saçmalamıyor artık. Yani biraz daha yavaş oynamayı öğrenmeye başlıyor. Seçmeyi öğrenmeye başlıyor. Pas verebiliyor falan. Yani oyununu bu atletizmin yani tarifsiz atletizmin etrafında şekillendiriyor evet ama sadece buna bağlı kalmaktan cıymış. Eğer bunu yapabilirse yani oyununu atletizmini bir silah ama tek gücü olarak kullanmamayı öğrenebilirse ki bu şu ana kadar gördüğümüz şeyler çok önemli. Onun gerçekten komple bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini göreceğiz ki bu sene çıkış yapanlardan biri olur. Ve Portland'da çekirdeğini arıyor. Belki merkeze koyacaktır. Ben de Scottie Barnes'ı bundan birkaç hafta önce konuşmuştum Kaan abi. İşte biraz düştü Scottie Barnes. Topta, takımda toplar biraz daha pas kalsa yakama gitti. Scottie Barnes'ın o 4-3'lük soktuğu, 5-3'lük soktuğu maçlar biraz geride kaldı ama hala NBA'nin en, en iyi savunmacılarından biri. Ya yani 4 top çalıyor, 5 top çalıyor, 3 blok yapıyor. Ve hucumda da biraz daha kararlı. Yani geçen sene çok ağır çekim oynuyordu. Ki Toronto hala bazen ağır çekim oynuyor. Böyle kafalarında bir basketbol var. Onu böyle yavaşlatılmış bir şekilde oynamaya çalışıyorlar. Ama Scottie Barnes'ın da geçen seneki düşüşten sonra tekrar yukarıya doğru bir adım attığını görüyoruz. Scottie... ya sonuçta doğal Scottie Barnes'ın hani 3. sezonu hani Hı -hı. bir adım ileri atmasını bekliyorsun hani bu tip oyuncu. Fakat şeyi bence temelde çok iyi anlamış ki o bence e, zaten potansiyeli ben mesela Scottie Barnes'ı çok çok beğenmiyordum ki hala da hani en üst düzey oyuncular arasında bir takım eksikleri olduğunu düşünüyorum ama olağanüstü şeyler yaptığı da ortada şeyi çok değiştirmiş bence yani patlama yaptı performans çok iyi ayrı konu ama neyi değiştirdi dersen Scottie düzenli olarak hücum konusunda söylüyorum. Yani savunmadaki sorumlulukları ve bu sezon çok daha üst düzey savunmacı olması bir tarafa. O biraz hani çabasıyla, form durumuyla falan alakalı. Hücumda yalnız topu aldığı zaman ısrarla potaya gitmekle ilgilenen bir oyuncuydu. Hani potaya, topu potaya ulaştırmak, topla potaya gitmek ana ve mutlak hedef gibiydi. Şimdi bu evet hedef ama ana ve mutlak hedef olarak yaklaşmıyor olaya. Yani işte site side step üçlük atabiliyor eğer boyal alanın girişi o kadar kalırsa Evet, perdenin yani, altından geçildiğinde aynen. artık daha fazla kullanılır. Ve yani bunları. daha komple bir oyuncu üçlüğüne çok güvenmekle alakalı bu. Çünkü, çünkü hiçbir zaman güvenmiyordu. Bu sezon güveni arttıkça daha fazla atmaya başladı. Şimdi düşecek ama olsun diyor. Ama önemli olan daha sezonun başına itibaren hani o seçmeyi yani burada şunu yapmak daha verimli olayını öğrenmek çok önemli. Yani o insan oyuncuları sabit fikirli olmaktan çıkarıyor. O çok ciddi aşama kaydediyor oyuncular. O sefer. Onun işte çok fazla oyuncu var. Şimdi Desmond Payne tekrar Memphis'i sırtına aldı. Desmond Aynen. Bain acayip başladı. Mark Williams. Mark Williams müthiş. Michael Bridges zaten bekleniyordu o adımı atması. Şimdi Cam sakatlandıktan sonra biraz daha direksiyona geçtiğini görüyoruz. Michael Bridges'e Nazrit mesela Minnesota'da yedekten o kontratı aldıktan sonra mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Jalen Drew'un sezonun başında zaten sezonun en patlama yapan oyuncularından biri. Çok fazla oyuncu var burada. Evet. Ama biz temelde öne çıkar çıkardıklarımızı böyle seçtik ki daha konuşuruz zaten bunlardan kanal. Ki şimdi ben bir tane aslında star yani daha önce kendi kariyerini var eden bir oyuncu birazdan oyuncularımda konuşacağım. İstersen 3x3'e geçelim. Aklın önlerine geçelim. Aklın efendim. Pizza Pizzayımız da devam ediyor burada Kaan abi. Bir ye bir hediye kampanyasının en güzel tarafını ne biliyor musun? Biraz daha insaniysen birini yiyip birini da saklayıp daha sonra da yiyebiliyorsun. Veya bir arkadaşına, program yaptın arkadaşına verebilirsin. Yani. Ee, ya o, o <laughs> be, beni ilgilendiren bir tarafı değil onun. Ya, daha hani, bir hani, bunu, tamırda. bunu, bunu, yapabilenler vardır, ben kullanmıyorum. <laughs> ben kullanmıyorum. Yani burada pizza, Lazza Orta Boy pizzaların tekrar sadece 139 TL olduğunu söyleyelim. Bir ye bir hediye kampanyasını... özel bir şekilde. Kanap 3x3'te biz haftadan en öne çıkan en sevdiğimiz oyuncuları ya da performansını iyi ya da kötü anlamda önemsediğimiz takımları oyuncuları konuşuyoruz. Kimler senin için öne çıktı? Valla bahsettik zaten. Evet bir kere de altını çizeyim. Bu üç maçta 21 asist, 3 top kaybı. Dehşeti düşürdü beni. Yani 50 sayı atması falan değil. O dehşet. Bu dedi. arada Indiana maçının sonunda vurduğu blokta yani. Aa. Öf. Öf yani abi. Basketbol. O maçı 3 blokla bitirdi biliyorsun değil mi? Ama işte bu coşmak böyle bir şey abi. Yani o kadar iyi hissediyor ki her şeyi yapabilir. Her şeye kudreti olduğunu. Ya yani bir de bağırdım böyle ayağa ee. kalkıp yani. O benim için basketbol o yani. Aynen. Yani. Ee, Yeni Antetokounmpo e, bu hafta biraz yalnız kaldı. Dün gerçi kazandılar Chicago'ya karşı ki o maçı da çok kolayken çok zora soktular. Ama Indiana ve Orlando karşısında Indiana, Orlando ve Chicago karşısında 3 maçın ikisini kaybettiler bu arada. Abi 3 maçta 69'a 47 attı. %68 ile isabetle oynadı. Bu iç maçın toplamında e, 40 ortalamalarını söylüyorum geçtiğimiz hafta 41 sayı, 11 man, 4 asist ortalama yakaladı. Şey de önemli yalnız abi 6 da top kaybetti. Özellikle Lillard'ın olmadığı maçlarda Chris Middleton'ı da biraz bence tuhaf bir şekilde fazla dakikalarını kısıtladı gelince Yanis'in ben bu kadar yalnız kaldığını çok uzun zamandır görmemiştim. Chris Middleton işi biraz ilginç. Bence Sence de... programdan önce de konuşuyorduk. Yani o da hiçbir bilgi de alamıyoruz. Hani neden az oynuyor veya sakatlığı ne anlayamıyoruz. Yani garip bir durum var. Valla ben izlediğim kadarıyla sahada bir rahat yani fiziksel bir rahatsızlık çekmiyor. Gayet hani fiziksel olarak iyi durumda gibi gözüküyor. Önleyici diyorlar yani zaten biliyorsunuz back to back'leri de oynatmıyorlar. Hani bu kadar sakatlıktan sonra hani bir rehabilitasyon... Yok. Sonuçta tıp uzmanları hani onun belli bir süre daha düşük dakikalarda oynamasının gerekli olduğunu görüyor anladığım kadarıyla. Hı -hı. Sahada kötü gözükmüyor yani daha doğrusu rahatsız gibi gözükmüyor. Çok iyi oynamıyor bu ayrı ayrı konu yani iyi performans verdiğinden söylemiyorum ama sahada sağlık, sağlıkla ilgili bir hani diziyle ilgili bir problem varmış gibi durmuyor aslında sahada. Bakalım belki de kadar artacaktır. Üçüncün kim? Üçüncü oyuncum da beni e, bu sezon patlama yapan oyuncuları alamadım onu doğal olarak. Ama en çok şaşırtanlardan biri. Abi Duncan Robinson e, biliyorsun yani NBA'nin en, en iyi nokta şütörleri olarak, şütörlerinden biri olarak bir e, haklı bir şöhret kazandıktan sonra yeni bir kontrat yaptı iki sene önce. Ve sonra Tabii, şut sokamamaya başladı. şut sokamamaya başladı ve o yüzden de oynatılamayacak hala Çünkü <laughs> şut sokmak dışında hemen hemen hiçbir şey yapamayan bir oyuncu. Yani evet uzundur pozisyonu için ama bu, bu savunmaya çok yansımaz. E, ayak pro, e, yavaşlığından dolayı pas yeteneği yok. Yani hemen hemen hiçbir şey yapamaz onun dışında. Akıllıdır onun dışında ama akıllı olmak e, yeteneklerin yetmediği zaman bir işe yaramıyor. Fakat Duncan Robinson geçen senenin ortası gibi, yani ara ara denediler ama hiçbir zaman bu o şutunu tekrar kavuşamamıştı. Geçen senenin ortası gibi tekrar rotasyona girip bu şut tehdidi aynı istikrarda olmasa da hala göstermeye başladı. Zaten evet, Biraz da daha fazla dribbling yapmaya başladı. Aynen. Fakat bu sene ne olmuşsa dribbling üzerinden bir tehdit haline geldi Duncan Robinson. Ve o kadar üst düzey bir şut tehdidi var ki ve kimse onun dribbling yapma ihtimalini düşünmediği için şu ana kadar inanılmaz insanları avlıyor. Ve avlamak dışında yani sadece gafil avlamaktan bahsediyorum. O dribbling üzerinden gerek bitiriş, gerek daha sonra pas dağıtma konusunda bam hani 30 yaşında bambaşka bir oyuncu dönüştü ve bunların zerresi yoktu ya. Ama çok mantıklı değil mi? Rakipler senin reputasyonunu şöyle biliyor. Bu çocuk sadece şut atar diye biliyor ve sen o şutu başka bir şeye dönüştürüyorsun kendi takımın. Geçen düşün. hafta yani onu e, buraya almamın nedeni geçen hafta abi 22'de 7 üçlük attı. Hı hı. %32. Hiç iyi değil. Abi 16'da 9 ikilik attı ya. Ve 8 asist yaptı biliyor musun? 3 maçta. Yani pardon 2 maçta özür dilerim. Abi bu, 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 bu Duncan beklenen beklediğin şeyler değil mi bunlar? Ben Bayama pozisyonda ünlü oluyor Önlü zaten. Olur. Çok ya o, hadi o viral, o tek evet. pozisyon olabilir. Ben Bayama ters, da, ters ayakta kaldı. Ama bu, sadece Ben Bayama'ya Bayama dikkat çekti. Onun gibi çok yapıyor bu sene. Yani çok derken tabii ki hani sürekli penetreye şey e, close out'a hücum eden oyuncu. Ama artık yapıyor net bir şekilde yani. Ben de onun takım arkadaşıyla başlayayım ki bence patlama yapanları bile koyabilirdik ama statüsü farklı oyunculara göre Beme de abi. Beme de acayip bir sezon başlangıcı yaptı şu anda. Onu ama patlama diye şey diyoruz. Muazzam form diyoruz. Muazzam form ve ben yani bizim yıllardır beklediğimiz ya şu Beme de şu topu potaya atsın, daha fazla atsın. Bu adam 25 sayı 10 rebound yapar. Hani bu adam sadece 19 sayı 9 rebound yapmaz gibi bir mantalitemiz vardı. Bunu görüyoruz şu anda Beme de. 10 rebound biraz oluyor Yani ayıp ettim bana. Beme ayıp ettin on rebound. Şu anda mesela son 4 maçın istatistiklerini vereyim. 26 sayı ki bunu da %54 şutla yapıyor. Yüksek %50 oynuyor zaten. 15 rebound, 5 asist, 2 top çalma, 2 blok. Her şey şeyi yapıyor. 15 rebound olan adama 10 rebound. Ay, ayıp, ayıp. Ve Kaan abi şöyle bir özelliği var. Şimdi bu özel yıllardır bunu çok Miami takip eder ama şimdi ligin en iyi switch yapan uzunu Mehmet Abay yıllardır. En benim en komple uzunu belki de savunma anlamında. 26 izolasyon savunmuş bu sezon. Yani 26 kez birebir kalmış rakiplerle. 0.19 attırmış rakiplerine şu ana kadar. 26 izolasyon. Yani sayı falan attırmıyor rakiplerine. Biz <laughs> sana su bile yok diyoruz. Ha. Ya, acayip bir sezon başlangıcı. Bemedabayu'yu böyle izlemek. Yani alın beyler, alın Jimmy, alın Tyler past değil de sırtını vuruyor. Öbür sırtını vuruyor, dönüyor bırakıyor, dönüyor bırakıyor. Çok agresif, çok ateşli bir sezon başlangıcı yaptı ve Miami biraz toparladı geçen hafta. Toparladı, ihtiyacı da vardı Miami'de. İhtiyacı da vardı. Diğer tarafta ama yine her hafta bizim oyuncumuz burada. Tabii ki Tyrese Haliburton Ya sen alıyorsun ya ben alıyoruz. Ha. Çünkü şu anda NBA'nin izlemesi en keyifli şovu Tyrese Maxey ile birlikte. Yani çok daha iyi süperstarlar var onlardan ama Tyrese Maxey ile de Halliburton'u izlerken böyle bir farklı bir his E tabi abi. In... Saf bir mutluluk var ha, Indiana'nın oynadığı süper yüksek tempoda da çok Yarıyor yani biraz tavuk yumurta yumurta işte. yani Kesin. o tempoyu Haliburton yaratıyor o tempo Haliburton'a çok yarıyor. Yine 12 asist ortalama ile oynadı bu hafta ve yani işte 24 sayı yapıyor 12 asist yapıyor 1 top kaybediyor bütün bunları yaparken. Abi Maxi'nin o patladığı maç bütün dikkat Maxi'ye üzerine çevrildiği için 50 sayı attığı Indiana maçı hani Indiana'da yenildi abi o maç 17 asist 0 top kaybıyla bitirdi. Aynen. Acayip oynuyor acayip oynuyor yani şu an bir şekilde hani şehre tiyatro gelir gibi. Hani bir şekilde Pacers maçına denk gelirseniz Açın Terrence izleyin. Başka bir basketbol mutluluğu Aynen. elde edeceksiniz orada. Son oyuncum da R.J. Barrett. Evet. New York'un sezon başlangıcındaki en istikrarlı oyuncu şu an. Aynen öyle. Ve bizim R.J. Barrett'ten yani Beme Davayo'dan beklediğimizden başka. Beme çok şey göstermişti ama R.J. Barrett pek bir şey gösterememişti şu ana kadar. Ama geçen hafta R.J. Barrett'in performansı 25 sayı, 4 tüman, 4 asist. Daha da önemlisi 4 üçlük. Ve %56'larda %57'lerde atıyor artık. Efektif şut yüzdesi kariyerin en yüksek. Çünkü hem triplingine daha fazla güveniyor. Hem orta mesafesine daha fazla güveniyor. Hem de üçlüğüne daha fazla güveniyor. %41 ile de üçlük atıyor bu arada. Müthiş bir şey bu. %30'larla attığı için zaten büyük problem yaşıyordu. Demişken ben buradan hemen hafta takıma geç. geçeyim. New York. Dün Boston'a yenildi. Boston'a yenilmesinin en büyük sebeplerinden birine. Yoktu. Ee, orada tabii RJ Barrett'ın bu performansının yanına Randall'ın da biraz biraz hani insani normlara dönmesi çok büyük pay sahibi. Çok daha dinamikler. Savunma da zaten en kabadayı takımlardan biri. Çok en elit savunma demeyeceğim ama en kabadayı savunmalardan biri. Çok. Ve geçtiğimiz hafta e, Clippers'ı San Antonio Charlotte gibi 3 tane hani çok sert olmayan takım yeniler. Basını da Son çeyreğe kadar zorlayıp son çeyrekte biraz nefesleri yetmedi. Bastın çok ekstra ağır bastı ama R.J. oynadılar. Ee, harika bir hafta geçirdi. Onun dışında Golden State'i yazacağım. Golden State 3 maç üstte kaybetti. Yani işte Denver, Cleveland, Minnesota bunlar çok zor maçlar evet. Ama şey çok ilginç. Abi geçen sene biliyorsun Deplasman'da facialar. Bu sezon Deplasman'da 5 galibiyet 2 mağlubiyet. Çok iyi. İç sahada 1-3'ler bu sefer. Arka arkaya 2 maç kaybettiler Cleveland ve Minnesota'ya. Fakat bunlardan önemli yani olabilir kaybedebilirsin. Bunlardan önemli olan nokta şu. Abi Stephen Curry dışında basket atacak oyuncu bulamıyorlar. Aynen Curry coşmadı sözü. Yani Curry insanlık dışı Coşta oynamadı. abi. İnsanlık dışı oynamadı söyleyeceğim. maç kazanamıyorlar şu an. e, Abi Minnesota maçını oynadı ne oldu? Hani 40 atıyor yetmiyor çünkü bir istatistik var biliyor musun bilmiyorum. Ee, şu 11 maç yaptı işte. 7, 10, evet 11 maç yaptı hı hı. Golden State. 20 sayıyı geçen oyuncu yok Curry dışında. Abi Andrew Wiggins feci durumda. Draymond Green hiçbir zaman skorer olmuştu. Clay Thompson kötü. Yani yeterince skor. Abi skor yapacak el bulamıyorlar ya. Sayı bul ya sadece köre atıyor ve yetmiyor onun atması Chris Paul evet. zaten hiçbir zaman skorer değildi. Tamam Chris Paul etrafındakileri kullanıyor. Belli bir verim sağlatıyor yedek beşleri ama gerçekten skorer bulamıyorlar. Son takımına geçmeden ben de iki takım yapayım. Son takım ortak yapacağız. Miami toparladı. Evet. Onlar çok kötü başlamışlardı. Dört maçlık bir mağlubiyet serileri vardı. Sonra beş maçlık bir galibiyet serileri oldu. Ben çok formda. Bir de Hayme Hakes Tam bir Miami Çaylığa gibi çok direkt katkı veriyor şu anda. Tyler Rowe yok. Jim Butler son maç kişisel sebeplerden oynamadı ama Hayim Hakezlerle, Beme Debayalarla bir şekilde Miami Heat, -It, Miami Heat'liğini yapmaya devam ediyor. Yapıyor yani Miami Heat. Şey Heywood Ty Smith. Heywood Ty Smith. Ki onlar için çok değerli olabilecek bir oyuncu uzun vadede. Ee, bu arada Caleb Martin de yok devrede yani. Evet, Caleb Martin daha da gelmedi evet. Ee, diğer taraftan New Orleans Pelicans da yine depresyona girdi. Beş maç arka arkaya kaybettiler. Ve çok geri düşüyorlar maçlarda. Yani şu an ligin Ama en kopan takımı maçı. Abi tırdı. zaten gardı olmayan takım CJ McCollum'u da kaybedince ben niye Wigan'ın niye point sayına dönmedi? O... Abi Zayn da tam sağlıklı değil gibi görünüyor. Şu Fark anda. etmez abi. Dyson Daniels'la falan oyun kurucu oynamaya kalktığın zaman problemler daha büyüyor. Bence Zayn'ı en azından ikinci top yönlendirici oynamak zorundalar yani. Son takımımız da ortak sende. New Orleans, New Orleans tabii ki. Los Angeles Clippers en depresyonda takımı şu anda. 5 <laughs> maç arka arkaya kaybettiler. Harden takasından beri de 4 maç kaybettiler. Harden takasından sonra Harden'lı, Harden ilk beş oldu, 4 maç oynadılar. New York, Brooklyn, Dallas, Memphis. Abi bu 4 maçta Harden'ın sahada olduğu bölümdeki e, skor eksi 67 abi. Hı hı. Artı eksi istatistiği her zaman çok şey anlatmaz ama eksi 67 de birçok şey anlatıyor abi. Anlatıyor. Yani sahada olduğun sürede 4 maç yani yaklaşık işte maç, sen sahada her maç 17 sayı eksi yazıyorsun sahadayken. Ya bunu e, iki program önce mi takas sırasında konuşmuştuk hani tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim. Hardının bu takıma kattıkları ve bu takımdan aldıkları alacakları teorik olarak çok e, netti. Sağda bunun örneklerini görüyorsun abi. Herkesin oyunu aşağı çekiyor Ve yani. Kimse nerede duracağını bilemiyor şu anda hmm. takımda spacing olarak. Çok ciddi bir sorun var. Anları da kısaca geçirelim kan senle Kaan abi. Clippers demiştik. Ben Luka'nın Clippers fetini alacağım yine. Çünkü Luka Clippers görünce abi coşuyor. Kariyerinde 40 sayı attı. 31 maç varmış. Bunların 5 Los Angeles Clippers'a karşı. E, playoff'lar dahil mi buna? E, playoff'lar da dahil. Muhtemelen playoff'lar dahil değildir bu arada. Normal abi, sene hissedilir. Abi iki, iki playoff serisinde destan yazdı Bak, yani. 44 sayı, 6 riband, 6 asisti 21'de 17 isabetle yaptı. Kayri de o maçta çok acayipti ama yani bir ikinci çeyrekleri var Clippers'a karşı. Darmadağın ettiler. Anlardan biri buydu. Donch için Clippers her zaman iyi andır. Ben de Phoenix Oklahoma City son çeyreğini ana olarak alacağım ama bu biraz daha geniş bir resim için. Abi Kevin Durant çok iyi bir Oklahoma, yani iyi bir Oklahoma City maçı oynadı. Son çeyrekte, başa baş giden maçta 7'de 1 attı abi. son çeyrekte. Hı -hı. Şimdi ve kaybettirdi maçı yani. Fakat şu, bu artık sürekli tekrardan bir şey olmaya başladı. Abi Durant'e inanılmaz bir savunma var. Sırf Oklahoma City içinde iki ki Oklahoma City hedef, hedefleyerek savunmayı sever. İkili sıkıştırma geliyor. Sürekli zorlaştırıyorlar işini. Fakat her maç aynı şey var. Hı -hı. Ve Durant son çeyreklerde abi bir yıl zaten yoktu ki bu maçın da devre arasında sakatlandı. İlk kere iyi oynadı. Devre arasında sakatlandı. İkinci yarı idare etti. Abi Durant'in üzerinde o kadar büyük büyük var ki Yaratma yükü onda, top getirme yükü onda. Sonun yükü onda. O yüzden savunma top, yükü onda. Aynen, top kayıpları roket gibi artmış durumda bu sene. Korkunç top kaybediyor ve son çeyreklerde bitiyor. Bu maçın son çeyreğinde 7'de 1 attı abi. Zıplayamıyor abi son Aynen. Zıplayamıyor ve e, Daha ulan Kasım ayında herifi yordunuz be. Buz maçının sonunda da Alex Caruso bir savunma yaptı. Ya Alex Caruso bir şaheser yaptı. O ayrı. Yani bir kısa oyuncu nasıl bir uzunu savunur? Cirolday de bunu çok yapar ama Caruso başka bir örneğini sergiledi. Fakat Durant'in görüntüsü de çok kötüydü yine o böyle. Yani şey isabeti yok sahada içinden yine son çeyrekte. Ama abi söyledi Bu Durant'in de tabii ki yani kötü oynuyor bir şey değil mi? Ama abi Durant'e bu kadar yüklenmek bu, orta vade daha büyük problemler yaratacak yani. Son maddemiz de Kaan abi bizim için bir büyük bir vakaydı bu hafta. Bütün NBA için Alperen Şengün ve Nikola Jokic. Çünkü İdolünle karşı oynamak çok önemli bir duygudur. Biz de hep burada konu kaldığımızda soruyoruz. İndokya'ya karşı oynamak çok güzel bir tavrı var. Asla saygıda kusur etmiyor ama asla geri adım atmıyordu. Korkmuyordu. Valla daha dördüncü dakikada bloğunu yaptı. Dördüncü dakikada bloğunu aldı. Hava atışından itibaren Hı. zaten kafaya yok almış gibiydi. Hatırlıyor musun? İki sezon önceydi galiba. Ben şey diyordum işte e, Şarmel Şarmelion Şarmander e, Şarizart diye. Baya baya yani o biraz bir, belki de hani beklentiydi. Şimdi gerçekten bunu söyleyebiliriz yani. Ya yok olmaya çok var. Sabonis olmaya da bence hala var. Yani şimdi Sabonis'e ya karşı iyi oynaması falan değil. Ama o yolda çok hızlı gidiyor Alperen ya. Çok hızlı gidiyor Bu... Ve hep konuştuk kariyeri de hep böyle gitti. Çok çabuk öğrenen, çok çabuk büyüyen bir oyuncu. Devamını diliyoruz. Onun da eline sağlık diyelim. Sorularımıza geçelim. Geçelim. Evet efendim haftanın sorularını sizden gelenleri cevaplandırdığımız bölümdeyiz. Şimdi Fast Break'te siz de eğer sorunuzun cevabını duymak istiyorsanız alta bırakabilirsiniz. Kaan sana bir soru, senin seçtiğin sorulardan biri Enes Can Polat. Geçen seneki programlarda bu seneyi kastederek NBA 2 ye yeni takımın katılacağından bahsetmiştiniz. Bu proje tamamen iptal mi oldu yoksa ertelendi mi? Bu seneyi kastetmemiştik, önümüzdeki seneler demiştik. Bu proje duruyor hatta daha dün Adam Silver genişlemeyi teyit etti. Hı hı. Ama şeyi bekliyorlar. Bu senenin sonunda mart ayında yeni yayın sözleşmesi yapacak. O olduktan sonra çünkü gelirler önümüze 7 yılki gelirler belirlensin ki yeni takımlar girerken kaç para isteyecekleri net ortaya çıksın diye bekliyor. Bu takımlar belli. Yani açıklanmadı ama Las Vegas ve Seattle olacağı belli. Ama onların giriş süreci 3 4 5 sene bile sürebilir. Yani bu olacak demek hemen senin gelen olacak demek değil. Ama 2020'ler bitmeden olacak bu. 2027 olur, 28 olur. Ama o iki takımın gireceği de bence bu yaz veya en kötü gelecek sene açıklanır. Resmi olarak açıklanır. inşallah Seattle ve Las Vegas Amerika mutlu. Bir başka konuşmasın. soru vardı. Ee, Kural, e, Las Vegas geldiğimde onu tutacak mı diye. Ben bunu defalarca söyledim. Las Vegas gelsin, en büyük mücadele olacağım. Böyle bayrakla falan koşturacağım. Jack Nicholson olacaksın sen. Aha, sen yani inşallah diye. Las Vegas Mistakes değil mi takımın adı şu anda? <laughs> <laughs> hani öyle diyorlar ya. Hani. Las, Vegas, Las, Vegas Mistakes. Evet. <laughs> öyle diyorlar. Regrets. Regret. <laughs> regrets var <vardır>, da. <laughs> Ryan Russell öyle demişti. Regrets. Çok <laughs> iyi isim. Evet. Ee, yardımcı Killers. Yardımcı <laughs> İlker sormuş. Bak Killer nereden çıktı? Yardımcı İlker sormuş. Oklahoma City'de Cason Wallace ve Isaiah Joe rotasyonunda Mitz için önünde. Bu iki oyuncu Avrupa'ya gelse Euroleague MVP'si, MVP'si, olabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani Sırbistan milli takım garda, ve Euroleague MVP'si NBA'de bu kadar az mu süre alır diyor. Ya yani şey demiş biz mi bu oyundan anlamıyoruz yoksa bu NBA'dekilerin ön yargıları mı? Yok biz oyundan anlıyoruz yani. Mitz hiç, dünyanın her yerinde aslında Isaiah Joe'dan daha değerli bir oyuncu. Cason Wallace'dan da daha değerli bir oyuncu. Fakat sorun şu bunu Avrupa'dan giden pek çok oyuncu yaşıyor. Eğer sizin o en temel özelliğiniz o takımın en aranan özelliği değilse yedek kalmak mecburiyetinde oluyorsunuz muhtemelen. Şimdi OKC'de de verebilecekleri bir 10 dakika var. Isaiah niye 10 dakika veriyorlar? Çünkü girip tak diye şut atabiliyor. Keçan Keçen şut. Casey Wallace'ı niye 10 dakikaya verebiliyorlar? O da inanılmaz şut atarak sezona başladı. Bir de savunmada parçalıyor o da rakip. Yani o parçalayan OKC savunmasının bir parçası olabiliyor en azından. Şimdi Mitz için oyun zekası inanılmaz. Dünya en zeki oyuncularından biri. Tempoyu çok iyi yerler ama bu takımda zaten Şevgilcis Alexander var. Bu takımda zaten Josh Giddy var. O yüzden Mitz e hiçbir zaman topu verip tempo ayarlamasını istemiyorlar ki. Dolayısıyla hiç oynamayacak değil. Sezonun bir noktasında oynayabilir sakatlara göre ama doğal bir uyum yok şu anda Mid bu takım arasında. Bir de NBA kuvvet ve hızını çok kestirememiş gibi çok top kaybetti oynadığı kısa sürede. Şöyle bir örnek vereyim. Yani mesela J.C. Carroll... E Vasiliev mi siz Skill'dan daha iyi bir oyuncu değil mi? Net. Yani çok orada gördük. J. Skill giyse daha fazla rol alabilir. Yani o kesin de özellikle. Yani İhtiyaçla <laughs> alakalı. Ya yani mesela şu. bak Vezhenko ki Vezhenko da çok kötü şut atıyor bazen ama ihtiyacı olduğu için Mike Brown nasıl kullanıyor onu? Mesela Vezhenko şeyde olsa e, okey onda çok kullanılıyor. Çok yani. oynar, çok, çok oynar yani. Sana diğer soru, eee Muhammed Bulutay'dan gelmiş. Oyuncuların IQ'su nasıl ölçülür NBA'de? Şut çalışmak gibi oyun IQ'su çalışılabilir ve geliştirilebilir mi? Özellikle draft'ta NBA quiz'i üzerinden değerlendirmek gibi yöntemler hiç duyulmuş mudur? Valla IQ çok geliştirilecek bir şey değil. Yani o daha doğrusu oyun aklı mı dersin? O çok geniş bir tabir de. Oyunu okuma, oyunu hissetme, e, çabuk karar verip reaksiyon verme, değişik pozisyonlar, değişik opsiyonlar bulma. Bu abi çok 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 sınırlı geliştirilebilen bir şey. Çok nadirdir yani. E, fakat şu geliştirilebiliyor. Oyunu okumak veya e, bir değerlendirme süreci sonunda karar verebilecek oyuncular. Bunu çok hızlı yapmak gerekiyor. Oyun çok hızlı olduğu için. Bunu yapamayacak oyuncuları öğretemiyorsun. Ama ezber yapabiliyorsun. Belli pozisyonlarda sürekli tekrar atarak şu pozisyonda şunu yapacaksın. Şu Hı -hı. pozisyonda bunu yapacaksın. Oyun, oyun hızına alışıyorsun. Aynen. Ve böylece IQ, yani oyunu okuyarak, değerlendirerek çözmek yerine o ezberlerden çok büyük çözümler üretebiliyorlar. Bu arada evet tabii ki daha yüksek IQ'lu oyuncuyu tercih edersin daha çok. Ama hani oyunu çok okuyamayan veya işte oyun aklı yani bunu aptal demiyoruz biz. Oyun aklı başka bir şey çünkü. Oyun aklı daha düşük seviyede kalan oyuncu da en üst seviyeye çıkabilir hiç sorun olmaz o yani. Çıkabilir. Örneklerde var, sayarsak sayarız var, yani. Saysak çok fazla da var yani. yani. O, onu oyun aklını geliştirerek değil, oyun okumasını geliştirerek değil oyunu ezberleterek çözmeye çalışıyorsun. Ve e, şey IQ eee quiz'i değil ama quiz yapıyorlar. Onu da yok, söyleyeyim Draft'ta Alperen burada anlatmıştı. Oklaması da gitmiş. Bir zeka mantık Hı. testi yapmışlar onu. Çok zor bir şey bir yandan da. Yani ÖSS gibi sınav yapıyorlar size Draft sırasında. Kerim Uyar sormuş. 90'ları ve 2000'lere göre kıyasladığınızda günümüz NBA basketbolu gidde yalı oyuncular ve koçlar ile birlikte anlaşılması daha zor ve daha komplike bir hal mi aldı? Ee, daha komplike bir hal mi aldı? Yoksa daha basit ve anlaşılır mı oldu? Daha komplike bir hal aldı. Her şey hayatta daha komplike bir hal aldığı için e, oyuncular ve koçların ilişkisi de daha komplike evet. bir hal aldı. O yüzden huzursuzluk çağı diyorlar buna NBA'in. ya yani huzursuzluk kış ya da huzursuzluk yazı da diyebilirsiniz buna. Çok fazla oyuncunun çok hızlı karar değiştirdiğini görüyoruz. Çok fazla çevrelerine etkilendiklerini görüyoruz. Artık o çevrede sadece senin arkadaş çevren değil. Bütün sosyal medyayla birlikte bütün dünya artık o senin çevren. Ee, koçlar artık oyuncuların tamam. devre arasında soyunma odasına gidip telefonlarına baktığını söylüyor. Düşünebiliyor musun? Sen bir basketbolcusun devre arasında e, şeye gidiyorsun soyunma odasına Twitter'da sana ne yazmışlar diye bakıyorsun. Şimdi sana orada birinin şey yazdı çok açık. Ulan senin oynayacağım basketbol tüküreyim yazdı çok açık. Şimdi i̇şte böyle olunca da Artık takım yönetmek de çok zor, oyuncu yönetmek de çok zor. Uzun vadeli plan yapmak da çok daha zor eski. Aynen. Ya. Ve oyuncuları yani stimulus çok fazla. Oyuncuların yatırımları yani, basketbol dışında düşünmek Şiştel zor. Kişisel markaları ama. çok Şiştel fazla. Markaları çok fazla. Ama bir taraftan da parke üzerindeki teknik taraf daha kolaylaştı. Oyunun <laughs> Bu da, akışı ya aynen. o başka. Ya yani şöyle bir örnek vereyim. Er, Bundan önce söylemiştim. Ee, Erik Sport'a söylemiştim. Bizim ben ilk geldiğim zaman Petraylı'dan kalan oyun kitabımız yani e, setlerimiz, set e, cetvellerimiz 120 sayfaydı diye. Şu anda iki buçuk sayfa dedi. Hı hı. Hani iki buçuk sayfada bütün Mayem'in oynadığı oyun özetlenebiliyor artık. Tabii ki şöyle oldu. Temel aksiyonları belirleyip Opsiyonlar var ve opsiyonları oyuncular anlatıyorsun oyuncular seçiyor o opsiyonları. Eskiden bütün opsiyonlar yani işte A noktasından B noktasına top gidince ne olur, İşte buradan yerlerde şunu yapacaksın falan hepsi tek tek yazılıyormuş. Şimdi öyle bir şey yok. A noktasından B noktasına işte şuradan gideceğiz, şu perdeyi yazacağız. Spacing Ana bu, konseptini belirliyorsun. Spacing oyuncular nerede duracak? Ondan sonra buradan sonra oyuncu karar veriyor. Zaten esas zorluk taktikte değil artık, esas zorluk duygusal yönetimde, takım içi yönetimde, soyunma odası yönetimde. 120, 120, sayf 120 sayfalık kitap 2,5 buçuk inmiş abi. Biraz işte psikoloji <laughs> kitabı büyüdü o süreçte. Çok teşekkürler evet. Kaan abi. Ben teşekkür kitap demişken bir reklam yapabilir <laughs> miyim? Ya, tabii ki. E, Cem Pektor ile birlikte efendim bir kitap çevirmiştik. David Foster Wallace. Evet tam bir programın konusuna girmiyor çünkü bir tenis kitabı ama spora meraklıysanız, e, özellikle tenise meraklıysanız ve edebiyata meraklıysanız David Foster Wallace'ın tenis yazılarını okuyabilirsiniz. Ne e, gibi... e, şey değil mi abi? Astrofizik değil mi o? Yüzden e, <laughs> Biraz zor abi. Aynen <laughs> sicim teorisi. <laughs> Sevgili Cem Pektor ile yaptık. Siren yayınlarından çıktı efendim. Lütfen alıp okursanız da çok mutlu olurum ben. Çok teşekkürler Kaan ben abi. Teşekkür sen de yazdığımız, içindeki yazılarımızın yer aldığı bir kitap var. Onu da gelecek Oy. hafta tanıtalım. Ee, şimdilik bizden bu kadar diyelim. Yeni Amerikan Mutfaklar'da Salı ve Cuma günleri görüşmeye. Pazar günleri de Amerikan Mutfak Ekstra'da görüşmeye devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.